Türk Devleti'nin 3. Dünya Savaşı'na Amerika ile birlikte girmesinden bu yana çok ciddi değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin en önemli noktası Kobani zaferiyle birlikte Türk Devleti'nin 3. Dünya Savaşı'nda yenilgisinin stratejik olarak ortaya çıkmasıdır. O günden bu yana bu yenilgi nedeniyle Orta Doğu'da hegemonya amaçlı savaşı sürdürmek yerine saldırısının sivri ucunu Kürt özgürlük halkına ve Rojava'ya karşı çevirdi. Ve sonuçta şimdi görüyoruz ki Vilnius toplantısında Türk Devleti esas olarak yönünü Batı'ya teslim olmak üzere çevirmiş bulunuyor. Elbette bu henüz tamamlanmış bir süreç değildir. Fakat olgular Erdoğan'ın Biden'la yaptığı Vilnius'a giderken telefon görüşmesinden sonra yelkenleri suya indirdiğini gösteriyor. İsveç'in NATO'ya girmesine karşı Türkiye'nin vetosunu kaldırması aslında NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı yürütmekte olduğu Rusya'yı NATO ülkeleriyle çevirme politikasının adım adım başarıya ulaştığını gösteriyor. Eğer beklenmedik bir gelişme olmadığı takdirde Türk Devleti artık NATO'nun yapmış olduğu dayatmaları adım adım kabul etme sürecine girmiştir. Burada elbette çok tehlikeli bir pazarlık söz konusu olmuştur. Tıpkı Lozan Anlaşması'nda bundan 100 yıl önce olduğu gibi Batılı devletler Türkiye'yi o zaman Sovyetlere karşı kendi saplarına çekmek için bu konferansta çabalar harcamışlardı. Şimdi de Türkiye'yi Rusya'dan kendi yanlarına çekmek için epey gayret gösterdiler. Ve bu kendilerinden yana tutum almasına karşılık Türk Devleti'ne Kürt halkıyla 100 yıl önce olduğu gibi sömürgeci, asimilasyoncu ve jenositçi saldırılar için yeşil ışık yaktılar.